Bu karakili ta 1900'e dayanır. 1900'den beri bizim köyde yapılır. Bizim köyden başka hiçbir tabi köyde yapılmıyor. Bizim köyün tamamı bunu yapardı. Ama sonra bu işte vazgeçildi. Kimisi inşaatı öne bıraktı. Sadece ben kaldım şu anda. Makinelerle. Evvel daha başka şekilde yapılırdı. Yani daha körükle ocak vardı. Onlar da şu anda ocak öyle bir şey yok. Sadece makinelerle, gördüğünüz makinelerle, kalıplarla yapılıyor. Daha teknikleşti. Dirgonu yani. Baba mesleği. Daha ilkokuldan sonra bu mesleğe başladık da hala devam ediyoruz. Bu kadar teknolojiye karşı ki yine talep vardır. Ya fiyatları, toptan fiyatları 150. Günde yaparız 10 tane. Ya Trabzon, Gümüşhane, Kiresun, Samsun, Erzurum'daki tüp oluyor. Yaz aylarında yayla zamanlar, bir de yayla dönüşleri en çok satılan zamanlarda. Ya hala kullanılıyor. Tek, bende başka daha yok. Sadece benim çocuk var, bu da başka yok. Benden başka o kaldı. Daha köyde yapacak olan başka bir hayal gibi kişi yok. Gençlere yine meslek, yani hangi meslek olursa olsun ama meslek yönümüze daha iyi. Yani herkes üniversitede, herkes masa başı istiyor, o da mümkün değil. Ama meslek lisesinde olan herhangi bir yere girme şansları vardır. Ben memnunum. Kendi mesleğimden memnunum. Hiç kimsenin emri altında çalışmadım. Kendi emrim altında gidiyorum. Köyün tamamı, evet aynı 20-30 tane dükkan vardı ama şu anda kala ben kaldım. Yayla artık isteyen köyler, kullanan köyler de vardır da. İlla ki var. İlla ki daha dayanıklıdır. Normal gıdığı daha dayanıklıdır. Yağladıktansa hiçbir şey olmaz. Yok fazla bir bakım yok. Yağladın da ömrün sonuna kadar kullanabilirsin. Hala da belediye başkanı bana söylediğine göre 3 ay içerisinde almayı düşünüyoruz dedi. Elbette ki memnun oluruz.